Botanik bilgi, bileşikgiller familyasından olup 20 ila 60 santimetre boyunda narin yapılı bir bitkidir. Sapları yuvarlak ve tüysüzdür. Yaprakları kanat şeklinde, oldukça narin ince, iplik gibi ve koyu yeşil renktedir. Ortada sarı tüpsü çiçekleri ile bunların çevresinde beyaz ya da sarı renkli dilsi çiçeklerinden oluşur. Yetiştirildiği yerler anavatanı Türkiye olup hemen her yöresinde yetişebilir. Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda yetişir. Toplanması, saklanması, çiçekleri Haziran-Ağustos aylarında toplanarak güneşte kurutulur. Kuruyan papatyalar kapalı kutularda saklanılır. Bilinen bileşimi, papatyanın etkisini sağlayan olyum çemamiya, uçucu yağ, bisabalol, bisabalol oksit, amino asitler, çemuzelen, kedinen, kapril asit, çolin, fernesen, geronil, paytosterin, nikotinik asit, yağ asitleri. Faydaları Mideyi düzeltir, gazları giderir, vücuda rahatlık verir. İshali önler. Kabızlığı giderir. Basura faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır. Ciğere kuvvet verir. Şekerle içildiğinde erkekliğe kuvvet verir. İştah açar. Grip'ten kaynaklanan ağrılara iyi gelir, göğsü temizler. Solucanı düşürür, böbrek taşlarını eritir. Boğaz ve bademcik iltihaplarına, diş etlerinde olan apse ve iltihaplara faydalıdır. Aşağıda hazırlanan çay ile sıcak olarak gargara yapılır. Akneye iyi gelir. Hazırlanan çay pamuk yardımıyla yüze sürülür. Uykusuzluğa iyi gelir, yatıştırıcı, rahatlatıcı etkisi vardır. Saçlara faydalıdır. Regli söktürücüdür. İdrar zorluğuna iyi gelir. Kullanım şekli. Çay, 2 kahve kaşığı papatya çiçeği demliğe konur ve üzerine 300 ila 400 mililitre kaynar su ilave edilerek 5 ila 10 dakika demlemeye bırakılır. Hazırlanan çay süzülerek içilir. Lapa, bitkinin çiçekleri haşlanarak lapası hazırlanır.